Denizaltı direkt şeye girsin. Klavye 4 gün. Ulan. Bakın ben dükkanda kaç gündür Z raporu alamıyorum Tayfun Bey. Öldür öldür bitme hiç sorma. Bedava galiba. Oha. Valla şu büyük klaslardan birine hedef alalım bakalım. Geleceğiz mi SOT? Hamit'e bir yazsana. Kaan okeymiş dersin. Hamit geç geleceğim diyordu. Bir saat sonra, 1,5 saat sonra falan. Saat 10 gibi anno geçerim demiştim. Muhtemelen yayını da bir yarım saat daha devam ettirir. Öyle şey yaparım zaten. Kaçarım. Aa, dikine girmeseydi iyiydi valiler bu sırada. Önden girdikleri için çok atış yiyecekler. Bir tık saldırıya açık oldular. Ama tuttururlar herhalde. Bu sırada şurada hedef görebiliyorsunuz haritada. İsterseniz bütün bombaları bırak dediğinizde elle de bomba atabiliyorsunuz. Yani maksimum oynayış keyfi için. Yani otomatik olmasına gerek yok. Elle de drop yapınca bombalıyorsunuz. Hadi aslanlar. Bırakın o bombaları ölmeden. Hadi bakayım. 4 tane bomba yedi. Çok iyi. Arkada bir şey yok ama ön taraf falan bayağı bir yemiş oldu. Yalnız valler çok kötü bir rotadan kaçıyorlar ya. Hepsini ayrı bir yerine kaçırsam. Gelecek işte saat 10 gibi falan gelecek. Dikine gelince daha iyi yedi. Bilmiyorum. 4 tane yedi. Yeterli mi değil mi kısmına bir şey diyemem. Bunun döndürmesini durdurmayı unutmuşuz yine üstünden geçti filan. İyi ölsün daha iyi. Ölünce hızı arttırabiliyorum. Vallerden biri düştü. Da şu an ateş etmiyorlar. Biz niye devam ettiremiyoruz? Neyse, retreat diyelim direkt. Orta hasar yemiş. Pek dert değil. Denizaltı bence biter işi. İşte şu Jake bulsun o filoyu bu sırada. I-19'a tıklayalım. Ha. Hadi I-19. Bu muhtemelen I-19'un son salvosu. Zaten 4 tane torpidosu kalmış. İkinci salvo dönse bir şey yapamaz. Çünkü yok. Elinde öyle bir şey yok. Bu galiba yine Northampton Class. Arkada olandı diye hatırlıyorum. Şunu hedef alalım. Northampton arkada. Evet. Birebir Northampton. Bir tane daha spotlayalım o zaman. Bu ne? Bunun önde. Önde olan hangisiydi ya? Pensacola mıydı? İki bacağın yanı olacak. New Orleans tamam. Bu da New Orleans. Northampton'a ya da bir tanesini sallayacak kadar var vallahi. Northampton'a hedef al bakalım.
Oha. Amerikan uçak filosu var ortada. Carrier yakınlarda olmalı. Bayağı bir fighter kaldırmış Amerika. Lan şu Carrier'ı bir türlü bulamadık. Ne Carrier'mış ya? Şöyle döneceğiz. Yanlış döndürdüm. Jake artık ölebilir mi? Jake'in etrafında salvo çekiyorlar adeta. Neredesin Jake? Saldır ulan bir şeylere saldır. Ne bileyim şuna git saldır. Sen kafayı yemişsin Jake zaten yani. Ne işin var burada filonun ortasında manyak mı? Bir tık hızlandıracağım. Daha yakınlaştığında atmayı planlıyorum. Bir dereceyle dört tane. Salla. Bakalım. Biraz uzaktan attık ama solution çok yüksekti. Ona güvendim açıkçası. "99'dan attı ya. 99 solution'dan attı. Dördü de tutarsa herhalde batırırız. Northampton mıydı yaralı olan hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle Northampton'dı. Dördü de ıska geçti. Güzel solution, güzel isabet oranı. Buralarda bir yerde carrier var. Sen geri dön, sen devam et. %1 ihtimal daha büyükmüş. YouTube'a geliyor zaten. Onlarla bu Task Force kapışabilir mi bilmiyorum. İki gemiyiz. Biraz hava desteği gerekir eğer kapışacaksak. Ya da Valler'le bir salvo daha bombalamam lazım. Bilmiyorum, kapışabilir. Bir tane cruiser indirsek daha rahat hissederim. Battleship'in nasıl vurduğunu bilmiyorum çünkü gerçekten en çok merak ettiğim şey o olabilir. Battleship bayağı iyi vuruyor diye düşünüyorum. Bizim denizaltı burada ama mermisi yok. Amazon Prime'ı nasıl bağlıyorsun? Abonelik var ya, ona tıkla. Orada ücretsiz abone ol var. Ona tıkladığın zaman ikisini bağlayacağın bir şey açılıyor, sayfa açılıyor. Oradan yapıyor olmalısın. Ama abone olacağın kişinin şeyini de yap. Bilmiyorum, eskaza abone olma yani. Hadi bakalım, Northampton yaralıydı. Belki bitiririz işi bu sefer. Gerçi şu an pek de yaralı durmuyor ama. Kalibreyle. Yani Battleship salvo yaptığında tutturduğu mermiler bence bayağı isabetli vurmalı diye düşünüyorum. Hava desteği de çekersek yanına fena olmaz. Ya güzel bir açıdan geliyorlar bence ya. Düşmeden tuttururlar diye umuyorum. Bakalım göreceğiz. Prens yaralı ama bıraktılar bombaları. Düşmeden bıraktı. İki bomba yedi. Üç valden iki bomba biraz az. Altı bombadan iki tanesi isabet etmiş.
Yetmez yani. Evet, sesler güzel. Betiler geliyordu. Belki Betilerle beraber şeyi, Filo'yu savaşa sokabiliriz. Uçak mı? Bu nereden çıktı lan öyle? Onların da gözlü uçakları geziyor. Oturdun hesapladın mı onu gerçekten? Abi hala buraya top düşmesin, gözünüzü seveyim. Kaç? 8600 metre ya, ne yapıyorsun? 8600 metre uçak mı avlarım? Deli misiniz siz? Tamam, çıkabiliriz. Betiler nerede ve ne zaman varacak? Betiler şuraya girerken bence kapışırız ya. Hadi bakalım. Hava gücü de sağlarız biraz. Ama şöyle bir durum var. Görmemiz lazım. Sürekli görmemiz lazım. Yani her gittiği yönü bilmem lazım. Betiler de girecekse savaşın içine. Tamam usticim. U15 encounter must be resolved derken. O ne lan? O nereden çıktı? Dur bir lavaboya gideyim, geleyim. Şunları yenelim. Aktırmalayıcı olabiliyor. Ve fakat klima beni çarptığında böyle alerjik şey veriyorum. Karşılık veriyorum. Şimdi... Duyuyor musun beni yavşak? Oo Hamit, 21. ayın kutlu olsun bebeğim. Teşekkürler aboneliğin için. Şimdi bir tık burada sıçtık. Niye sıçtık? Burada savaş filosu var. Burada başka bir çıkarma filosu var. Ve biz bunu fark etmedik buradan gelirken. Şimdi iki tane yapabileceğimiz hamle var. Bir, bu filoyu kaçırabilirim. Hiç savaşmayabilirim. İki, bu filoyu savaşa sokup arkadan betilerle daha sonra vurmaya devam edebilirim. Yani iki heavy cruiser, iki destroyer var. Avlar mıyız? Ne olur? Bir save alacağım. Savaş öncesi diyeceğim. Açıkçası battleship'in batmasını istemiyorum. Ama bir yandan da battleship'i savaşta görmek istiyorum. O yüzden. Hadi bakalım. Abi bismillah bir spotlasaydık herifleri, bu ne hız. Hemen spotlayalım. Öndekine Sims miydi bu? Yo, bunda iki tane var. Recognition manual. Porter'a pek benzemiyor galiba ama baca yakın. İki batarya var. Yok, Porter değil. Farragut mu? Değil. Mayhem değil. Grid de değil, Bag de değil. Bu sırada sonlarımız yok. Kapışırsak torpidodan da ölebiliriz. Öyle de bir sıkıntı var. Homer'sa benziyor bu sırada. Evet, Homer'sa benziyor. Homer's. Bu tekli. Tekli olan neydi ya? Benim miydi? Benson mıydı? Evet, bu Benson.
Bu galiba Northampton'dı. Bakalım. Portland mı? Portland'ın arkada değil, New Orleans'ın önde, Northampton'ın zor. Aynen, Northampton. Bu da önde olan Portland'dı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yok. New Orleans. Buradan sonrası C3'ler, Safe Scum. Şimdi Kuma. Kuma Northampton'ı hedef alsın ama Light Cruiser en nihayetinde. Kongo ise New Orleans'ı hedef alsın ve saldırtalım o şekilde. Aynen öyle. Açı olarak ben bir tık daha... Oha! Oha, ses dalgası patlıyor, görüyor musunuz? Ateş ettiğine ses dalgası yapmışlar. Dur bakayım, ateş etsin bir. Bu hoşuma gitti. Yan toplar ufak atış yapıyor. Şunlar çok iyi atış yapıyor. Harbiden. Öf. Tutturabildik mi hiç? Tuttursak çünkü çok hoş olur. BB pek mesafede değil şu an işte, öyle problemimiz var. Bilmiyorduk çünkü, yakalandık bir tık. Nereye düşüyorum lan ben? Vallahi hiç isabet yok gibi yani. Sıkıyor da. Harbiden iyi, kudretli bir atış yapıyor. Bir de tutturabilse. Tuttursa daha bile hoş olacak. Hadi oğlum tuttum. Ya şuraya niye mermi düşüyor anlamadım ki. Ben buna hedef vuruyorum zaten yani. Şuraya bir türlü mermi düşmüyor. İzliyorum şu an, patlama şeyi görüyorum ama atış şeyi. Neyse neyse, Benson'a sıkıyormuş gibi gelmeye başladı. Bir ara bir tane yedik. New Orleans hedefle sıkacağım bakalım. Oha, sen ciddisin. Battleship yanıyor. Baksana, yağmur gibi mermi geliyor üstüme. Hızı arttırmaya çalışalım bu sırada ya. Biz de tutturabilsek keşke. Duman yayıyor herif. Videoyu korumak için duman yayıyor. Neyi görünce deneyim. Solution'u bir tık düşürüyor gibi o da. Nasıl sıkıyor değil mi ya? Ben mi yanlış anlıyorum? Ben buraya düşen mermi görmüyorum abi. Smoke büyük ihtimalle solution düşürüyor, evet. Mermi düşse iyi olacak. Aha, önüne düştü. Ah, bir tane çarptı. Büyük kalibrelerden biri bir çarpsa bir vallahi mutlu olacağım.
daire çiziyorlar bu sırada. Evet, hedef aldığına eminim. Zaten sol altta da görebiliyorsun. Kongo'da yine yangın çıktı. Atışıyıp duruyor Kongo. Duyuyor musun beni yavşak? Caps Lock, teşekkür ediyorum yavrum aboneliğin için. Hazreti Caps Lock. Hadi bir adam tuttur artık. Eyvallah, iyi seyirler. Hoş geldin. Sen ciddi misin? Su alıyor Kongo. Ne hedef alıyor? Zaten yaralıydı. Belki önce bunu bir bitiririz. Bilemiyorum. Vallahi yüzeye çarpışmasına denk geldik ama. Drift atıyor götüm. Kaçırmam için silah atışlamasını durdurmam lazım bu sırada. Bir tutturabilsek, sabahtan beri daha tutmadı mübarek. Ama Kongo yine tutturuldu. Bir yeri daha yanıyor. Bir kaçıralım. Kuma orta derece hasar almış. Battleship'imiz hafif hasar almış. Problem değil. Battleship'i oradan kurtaralım zaten. Yani orada kalmasına gerek yok. Betiler geliyor birazdan. Run. Hoş geldin Ebu Bekir Sıddık bebek. O ne güzel formasyondur böyle. Bu ne böyle? Bu hangi cruiser ya? Anca böyle avladığımızı hatırlamıyorum. Kayıkları yok. İki batarya arka, iki batarya ön olacak. Pensacola olabilir. Ortası boş. Arkada kayıklar var. Aynen Pensacola. Öndeki de üst üste iki tane şey var. Faragut'a benziyor. Öndeki batarya. Aynen öndeki Faragut. Yo, bunlarla ilk kez karşılaşıyorum. Bu da Light Cruiser bu sırada. Bunlarla ilk kez karşılaşıyoruz. Bunun nasıl önde iki batarya, arkada iki batarya var. Brooklyn değil, Atlanta olabilir mi? Atlanta da sanki üçlüymüş gibi. Cleveland. Cleveland'a hiç benzemiyor ki bu. Heavy Cruiser mı bu yoksa? Light ama bu. Cleveland iki batarya, iki batarya. Çift bacağı. Arada winch görmüyorum. Kayıklar falan var yani, pek benzemiyor. Şurada bir batarya daha var ya, zaten öyle bir batarya yok şöyle baktığınızda. Brooklyn'de değil ki. Brooklyn'de 3 batarya var. Rekortaya sallayalım sonra. Destroyer de değil. Cruiser'dır belki ama. Pek benzemiyor yani Heavy Cruiser'a. Çita olabilir mi? Yok. Vallahi recognition yapamadım gemiye. Light Cruiser olmalı ama
Böyle 4 bataryalı bir şey. Gerçi şurada bir anti-air'ı var ya. Dur bakayım. Brooklyn Class olamaz mı? Yok. Atlanta değil. Atlanta'nın kıçı deli gibi silah kaynıyor. Cleveland olsa bile arkada böyle bir şey yok zaten. Cleveland da olamıyor. İngiliz mi bu? Çift. Aha, Pert'e benziyor. Zaten başka klas yokmuş. Pert. İngiliz. Peki. Şimdi ilk hedefimiz Pensacola. Biraz burnu sola çevirelim. Hızlı aksın. Solution 99. Ben bir şey diyeyim mi? Bütün gemi... Neyse. 4 tane 1 derece açıyla salla. Dur. Pert'e hedef al. Yok, Pert. Pert class. Onu da salla. Ve retreat'e hazırlan bakalım. Pek bir faraguta gidiyor gibi sanki ama. Geliyor vallahi. 1 2 3 4 tutmayacak galiba. 4 evet, ıska geçti. 3 tane tutturduk. Bence o bile iyi yani bayağı. Pert son bir dönüş yapıyor. O tutmayacak. Galiba. Bir tanesi dikine geliyor Pert'e şu an. Aha, tuttu. Güzel, Pert'e de bir tane tutturdu. Arkadaki yiyecek mi? Yok. Teğet geçti. Ya bir atış daha yapabilirdim yerinde durduğu için. Aa, Pensacola battı direkt. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şöyle gelelim. Şu Zero buraya bir araştırsın bakalım ne oluyor burada. Düşman filosu nerede? Battı. Battı, bir tane battı. Bulduk. Betty koş, Betty koş, Betty koş. Task Force 8 yine mi savaşa girmek zorunda? İyi, hadi girelim. 180 saniyesi var retreat için. Carrier'ı bulamadık da zaten savaş filoları gelmeye başladı üst üste. Vurduktan sonra hemen çıkmam. Bazen su almayı durduramayıp batıyorlar. Denizaltılarla oynarken çıkıyorum çünkü destroyer'lar üstümüze geliyor. Yani ya elle kaçırmayı deneyeceğim ki bir tık risk. Risksiz olsun istiyorsanız hani şey daha mantıklı. Ya sen ne tatlı bir gemisin ya. Senin yanında bir Shokaku veremedik hala. Çok güzel savaş gemisi de bir boku tutturamaması. Aslında atış yemiyoruz biz. Diyecektim. Yani atış yemiyoruz. Niye zamanı hızlandırmama izin vermiyor diyecektim. Yedik. Başka filon yok mu? Geride bir tane var. Yamato Carrier falan iki. Manyak mısın oğlum? Parayla alınıyor. Zevkine ben Carrier'sız falan gezmiyor değilim. 150 command point mi ne istiyor bir tane carrier? Yani çok ucuz değil. 150 command point'e koca bir filo düzüyorsunuz.
Ucuz olsa yapalım. Bol bol gemi batırmamız lazım ama onun için. İsabet yemesin de ne oluyorsa olsun yani. Zaten sıkıntılı bir yanı yok yani. Hasar masar sıfır gözüküyor. Kuma'da biraz daha fazla hasar vardı geçen sefer. Aynen bir kompartmanı su almış. %92'ye düşmüş hızı. Orta seviye hasarı var. Kuma daha önce de full hasar almıştı zaten. Çok iyi bir class değil bu sırada Kuma ya. Torpedo class light cruiser. Yani çok da böyle esprili değil. Silahları minicik. Çok büyük bir şeyi yok. Esprisi yok. Ama iyi dayanmıştı. İyi hasar almıştı geçen sefer. Yani o açıdan bir tık iyi. Evet çık buradan. Git buradan git. Şurayı dolaşmaya devam. İstiyorum ki betiler için şeyimiz olsun. Elfleri bulalım ve beti iş yapsın. Harbiden Submarine çok OP ya. Ya betiler boşa gelmiş olmasın ya. Aha. Buldum. Task Force 8. Yine savaş gemileri rastladı. Ama betiler de var. Hadi bakalım artık savaşalım. Yeter, ben de savaş istiyorum. Ben de para verdim. Ben de oynayacağım. Şimdi şunlara hemen bir recognition manual'da şey yapalım. Amerika lütfen. Pensacola mıydı bu? İkide bir bu. Ya bunları da bir kere recognize yaptın mı? Öyle kalsın bari. Niye uğraştırıyor ki? Northampton mıydı bu? Ön batarya. Çift bacağı. Arkada. Aynen Northampton. Bunlar neydi? Tek şeydi. Gerçi dur önce şunu halledelim. İki baca yan yana. Bu da New Orleans'tı galiba. Aynen. Şu Destroyer. Vur kır parçalı. Bakalım hedef o. Tekli. Somers miydi tekli? Yok Somers çiftli. Benson'dı galiba. Evet. Bu. Bu çiftli. Bu galiba Somers'ti. Evet. Tamam. Şimdi. Kuma ve Kongo Northampton'ı hedef alsın ve ateş etsinler. Zero'larım var. Abi nasıl bir hava filosuna sahibiz anlatamam. New Orleans'a gidiyorsunuz. Betiler üçlü saldıracak. Bir üçlü Betin o şeye gidiyor. Northampton'a gidiyor. New Orleans'a pardon. New Orleans dedik. Siz Northampton'a gidiyorsunuz. Siz ikiniz arkadan bir merchant ship batırıyorsunuz. Hadi bakalım. S.A. ulan demiş. Aleyküm selam. Niye bu kadar sert yaptın bir anda? Her yerde uçağımız var. O çok iyi. Yalnız saldırı açımız bir tık sıkıntı. Şöyle dönerek saldırmak istiyorum. Bütün yan topları rahat kullanalım diye. Duyuyor musun beni yavşak? Eyvallah Mustafa aboneliğin için teşekkür ediyorum. Ama sayın dedim bak. Evet fark ettim. Ama çok sert girdim mevzuyu. Ben sert girmeye gerek yoktu sanki. Lan battleship'ime sıkmayın küfür edeceğim. Hadi aslanım bir gömçür bir gömçür bir titret şöyle bir ortalığı bir titresin ortalık. Öf. Hadi bir salvo daha hadi. Bir bam güm ses duyalım. Kıymetlimiz harbiden öyle.
Hadi aslanım. Salla o mermileri. Çok yavaş sallıyor ya mermi. İyi sallıyor ama yani. Hakkını vereyim. Zırtlayıcı sıkıyor bu sırada. Farklı yönlere ateş ettirtebiliyorsunuz. Yani birden fazla gemiye hedef alabiliyorsunuz. Zero'lar ne yaptı? Adamı havadan sudan rahat bırakmıyoruz. Sarıyor oyun ya. Ama bir tık şey işte yani. Yayın malzemesi olmayan kısımları var. Muhtemelen o kısımları biraz yayın dışı gitmem gerek. Çünkü çok yavaş ilerleyecek. Devamlı encounter, devamlı encounter. Bir hafta bekliyorsun bütün resource'ları. O biraz saçma. Biraz fazla sizi gezdi. Betilerin varmasına daha var. Selamlar, hoş geldin İsra. Betilerin daha varmasına var o yüzden. Oo. Açımızı ona göre ayarlayalım. Hadi aslan parçası. İsabetimiz var mı bilmiyorum. Şey yanıyor gibi ama o zero'lardan dolayı da olabilir. Etrafa sallıyor bizimkiler mermileri sanki. Ama şu Benson'a saldırsın. Ama torpido bile attırtabilirim şu an. Atsın bakalım. Tutarsa tutar. Betilerle alemde geliyorlar. Betileri bir seçelim. Hızlandırabilirsek hızlandıralım diyeceğim de bunları tek tek yapmam gerekiyor değil mi? Hızlan. Çok yavaşmış 50 yapmak. Eyvallah Bordeciğim, hoş geldin. Bunlara hız veriyorum çünkü çok uzaktalar savaştan. Anafilom mümkün olduğunca atış yemez. Ya çok bir şey diyeceğim de çok taşaklı ateş ediyor. Çok inanılmaz hoşuma gitti ya atış şekli. Sen de Benson hedef al. Çünkü şey yani şunlar zaten kıçını döndü bize gidiyor. Ve bunları uçaklara yem etmeye hazırız. Uçaklar hedef alacak onları. O yüzden vuralım gitsin. Ufaklıklar önden gitsin bir. Bize yaklaşıyor. Bu pezemekler torpido atabilir. Tehlikeliler. Ateş ederken insan şey yapıyor. Aynen oyun bayağı tatlı. Ateş ederken o ses dalgası şeyini çok güzel yapmışlar. Harbiden böyle bir... Bir titreme geliyor insanın içine. Bir de isabet ettirse canını yiyeceğim yani. Kör bir adam mı yönlendiriyor gemiyi? Ne yapıyor? Anlamıyorum ki. Saat 12 gibi loop bitecek ve oyunu dönecek. Hadi kolay gelsin. Vurduğun isabet olsun. Tamam, burada Benson'a hedef alınırken bir yandan da Betty'lere bakalım. Betty'ler varmak üzere filoya. Bir tık sıkıntılı bölgeden geliyorlar. Atış yemeleri olası. Ah, isabet etti sonunda be. Pezenek bize torpido atar bu sırada. Sonlarımız yok, tehlikeli. Kumada yoktu değil mi sonar? Yok. Sonarsız oynamak bir tık ölüm gibi. Koklayarak isabet etti. Ya o kısmını bilemeyeceğim. Hadi bakalım aslanlar, bitirin bu işi. Sizlere güveniyoruz. Betty çok bu sırada Valler'den çok daha iyi iş yapıyor yani Betty. Ama işte kullanması bir tık zor. Bunu çok uzaktan çağırıyoruz. Bir tık alçaktan girdiler. O yüzden Merchant'ların anti-air'larına hedef oldular birçoğu.
Belki de birçoğu saldıramadan ölecek bile yani. Keşke direkt ticari filoya saldırsaydık. Bazı ticari filoya saldırdı gerçi. Bak bunlar attı torpidoyu. Nandı Northampton'a bırakacak galiba, bilmiyorum. Yok. Bunlar da başkalarına mı bıraktı torpidoyu? Aa, bunu vurmuş. Bunlar Northampton'ın gidişine attı, oha. Da çok önden attılar, çok saçma bir atıştı bu ya. Betiler ne yaptınız siz? Ağzımıza sıçtınız şu an. Harbiden ağzımıza sıçtılar yani. Somursa hedef alın ya. Yanıyor cayır cayır bensin. Uçakların hem tarafı kötüydü hem de hedeflemeleri bayağı kötüydü ya. Ya önüne attı, saçma sapan bir yere gitti. Bir tek bir tane merchant gemisine bir tane torpido tuttu. 8 tane beti atışında. Somers'a hedef alalım. Bize yaklaşıyor, torpido atmasını istemiyor. Bu kadar yaklaşmışken biz zaten nasıl sıkamıyoruz onu da hala anlamadım. Bir türlü tutmuyor hedef. Puma bir 100 yıl önce torpido yollayacaktı. O ne oldu onu da bilmiyorum. Neyse onlar uzaklaşıyor. Biz uzaklaşıyoruz. Destroyer'ları alırız en kötü. İsabet ederse o da. Selamlar, hoş geldin. Bir tık belki şeylerin önüne geçmeye çalışabiliriz. Ya yani bu yüzey hedeflemeyi biraz daha okumam lazım herhalde. Bir şeyler eksik mi yapıyorum nedir? Solution'ları iyi, bir tane bile mermi tutmuyor lan. Bu ne, sabaha kadar böyle sıkıyor. Tamamlandı yeni ayın o. Tutturmamız için dibimizde olması falan lazım sanırım. Çok saçma bu böyle şey. Atış stilleri var bu sırada. Gerçi bunda yok herhalde. Geniş açılı at, işte yakın açılı at falan filan, onları belirleyebiliyorsunuz da. Şu an yapmıyor yani. Belki hızımı azaltmak lazım. Ya bir şeyler yanlış ya da Japon'la akıyorum. Yani. İhtimaller. Yan dönmesin o pezenek, torpido atar bize. Yalnız şey çok güzel, uzaktan bakıyorsun böyle dumanlar çıkıyor atış yapıldığında falan. İnanılmaz korkutucu gösteriyor. Oh güzel tuttu bak. Hoş tuttu. Bir dumanların çıkışını görüyorsun ya, o çok tatlı bir şey. Buradaki bataryanın atış hazzı gibi değil ama olsun. Heavy'lere de tutturamıyor ki, sırf destroyer olsa gam yemeyeceğim. Bu oyunun ABD versiyonu var zaten. Campaign'i var ABD'nin de. Ya aynı campaign'in ters taraflısı gibi oluyor. Bilmiyorum, onu da YouTube'a özel yaparım olmadı. Yani. Çünkü aynı şeyler olacak teknik olarak. Dikine gelen, ama her zaman dikine gelen değil ki. Bazen şeyleri de vuramıyoruz ya. Heavy Cruiser'ları da vuramıyoruz yani. Sırf bir tane örneği olsa eyvallah diyeceğim. Bir tane örneği yok. Belki hızdan olabilir, evet. O 15 notsa sen niye 26 notsun onu anlamadım. Neyse.
AI çok iyi değil. Ne açıdan? Yüzey savaşı yapmak çok korkunç gözüküyor bence. Oğlum bu torpido destroyer. O yüzden üzerimize geliyor bu sırada. İntihara gelmiyor yani. Diğer gemiler kaçıyor dikkat edersen. Torpido destroyerlar üstüme üstüme geliyor. Torpido tutturulması şu an beni öldürmesi için tek sebep. Torpido tutturursa ölürüz. Adam gerizekalılığını üzerimize şey sürmüyor yani, tam gaz sürmüyor. Heavy cruiser'lar çıktı bile sağdan. Bizim işin boktan kısmı şey yok. Sonarımız yok. Torpido atılsa fark edemeyeceğim bile. Aynen yani. Koca battleship torpido yerse manevra da yaptır ama öyle laps laps. O yüzden Somers'e yaklaşmadan ölmesi lazım ama işte. Atar torpidoyu ya. Yaklaşıyor. Baksana isabet almıyor anasını satayım. Denizler mermi doldu. Biz tutturasıyı. Zaten alternatiflerin hepsi öne düşüyor. Ben nasıl bir hedeflemedir anlamadım. 8-10 top ateş ediyor, hepsi öne düşer mi arkadaş? Nasıl bir hedefleme? Kusanmış Somers. Yanıyor cayır cayır ama. Baksana çok alçağa düşüyor yani. Büyük toplar da öyle çok yüksek gidiyor onlar da. Arasını bir bulamıyor musunuz kardeşim? Recognition'ını yapmışız zaten. Durum gitsin. Son bir gemi kaldı, o da Somers. İnşallah batacak. Bir isabet alabilse. Hoş geldin, iyi seyirler. O isabet aldı. Gerçekten bir tane vursa gam yemeyeceğim. 10 kere falan sıktılar, daha tutmadı yani. Tutmuyor. Vurun artık be adam. Top atışını daha net görür oldum ses dalgalarıyla beraber. Adam ağzımıza girdi. İsabetinize sıçayım. Cease deyip hedef almalarını mı beklesek? Ha bak, şu an firing order yapabiliyorum. Full Nerov lose. Nerov yapacağım. Yapın bakayım atış. Dar açıyla attıracağım bakalım. Savaştayken hızı arttıramıyorsunuz. Belki şimdi değişir. İyi, göbekten bir tane daha yedi. Bayağı yanıyor zaten. Ateş etmeyi bıraktı gördüğüm kadarıyla. Dar açılı atıyorum. Yine önüne düşüyor amına. Hah. İyi vurdu. Bu ne? C3. Daha önde gemi vardı ama neyse, tamam. Çıkalım şu savaştan ya. Sen ciddiysin. Kaçma emri vereceğim ama bu bize ateş ediyor diye kaçma emrini veremiyorum. Daha ziyade veriyorum ama zamanı akıtamıyorum. Götten bacak C3 bize saldırıyor diye. Biz şimdi ondan bir de hasar alırız, Allah bilir. Kuma bas gazı. Sen nasıl 13 abi, de adam 30'la gidiyor, sen nasıl 13'le gidiyor olabilirsin ya? Break. Break abi, formasyonunu boz. Manyak C3 yürek yemiş de bize saldırıyor galiba. Vur ulan vur. Ç-
Çıkmıyorum lan. Type C3. Vurun anasını satayım. Heh, şimdi de radarından çıktı. Bahtına sıçtım. Verdik hızı, gitsin artık gemiler. Zibidiye bak, battleship'e sıkıyor. Hiç bir tane böyle götten bacak bir topu var, pıt 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 battleship'ime sıkıyor. Ve düşüyor yani, yakında düşüyor. Göremiyoruz C3'yi, o yüzden zaten uğraşmaya gerek yok. Radar da çok vasıflı değil anladığım kadarıyla. Ya da çok uzak diye mi görmüyoruz bilmiyorum. Keşke savaştan da cart diye çıkabilsek. 128 saniye bekleyeceğiz böyle. Hızlandıramıyorsunuz gençler. Saldırı varken hızlanmıyor. Battleship'te ne dayanıklı gemi yalnız 3 tane 2 tonluk bombaya dayanıyor demiş. At gibi zırhı var yani. Ve hiç hasarlı değil yani şu an. Geçen savaşta hafif hasar almıştı. Tamam, bunu tamir etmişler. Hala sıkıyor. Hangi götüne güveniyor bilmiyorum ve biz de hala daha göremiyoruz nereden sıktığını. Teknoloji yok, hayır. İleri seviye gemiler, ileri seviye tarihler de geliyor. İleri seviye tarih ne bilmiyorum ama. Somers. Rahmetli olmuş Somers. Hiç gözükmüyor. İyi güzel bir tane batırdık. Keşke Betty'ler de iş yapabilseydi ya. Betty'lerin açısını elle ayarlasam iyi olabilirdi. Batan geminin arkasından geliyordu da onu öyle bulamıyorsun. Galiba sıkmayı bıraktı diyeceğim ama yok. Hala aynı. Hızı arttıramıyoruz. Yok, düşüyor, hala düşüyor. Pezevenk. Yanlış yönü çevirmişiz sizi. Evet, Betty'ler efektif olabilse heavy cruiser'ları avlayacaktık direkt. Ne yapalım, sağlık olsun. O kadarına da eyvallah diyeceğiz artık. Kumayı batırıyormuş. Kuma bu sırada da hasarlı ama atışamıyor. Atışa geliyor. Destroyer'a geliyor. Tamam, çıkartabiliriz. Şükürler olsun. Hafif bir hasar almış karşı taraf.